Ve e, az önce Hazır Yusuf'u da almışken Kasıpaşa Yusuf, Galatasaray Yusuf, maçına... Yusuf Demir çok heyecan verici bir oyuncu. Bence Zaten seneye patlama ben yapacak. de hani seyrederken, yani oyuna girerken de oraya hesabımda yazmıştım. Heyecan verici transferlerinden bir tanesi diye. Ee, hemen çok tak 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 ne kadar oyun bilgisinin yüksekliğini de gösterdi. Ee, Kerem de geri döndü. Biraz da rahat bir takım yani. Rekabet ortamı daha Sümpaşa e... kendine bulmak isteyenler için iyi bir rakip. Şimdiden meyvesini ver diyebilir miyiz Kerem Yunus'un evet. Yunus hareketlenmesi için. Çok yani Yusuf'la ilgisi yok Kerem'in ama Yok yok Yunus Yunus'la yani e, Yunus'la evet. Kerem, evet. Ama ben Yunus'un e, bir hareket fazla yapmasını eleştiriyorum yani. Hep bir hareketi fazla Yunus yapıyor. Yunus mu? Yunus. Yani bir bir de şunu yapayım. Bir de onu yapma abi yani. Ya yani, yani, evet şimdi gözümün yani, önüne mesela pas yani, pozisyonları yani geliyor bir daha tane, çok. Bir, bir tane daha çalım atayım, atma. Bir, bir fake daha yapayım, yapma. Evet. Bir tık daha süreyim, sürme. Yani o sonuncuyu yapma, o son şeyi yapmayacaktım. Yani Yusuf, Yunus için söylüyorum. Yani o son çalımı atmayacaktın o son fake atmayacaktım gibi söyleyebilirim. Bir fazlasını yapmaya çalıştıkça zamanı kırıyorsun yani. O zaman adamın pozisyonu değişiyor, aksiyon değişiyor, savunmanın pozisyonu, yeri değişiyor. Yani zamanlama ile ilgili biraz daha düşünmesi lazım. Kasımpaşa da hani böyle kendimize gelelim rahatlayalım falan diye düşünen takımlar için çok iyi bir rakip ama 5 dakika daha olsun şutta da bitebilirdi maç. Tabii. Gene onlar, da hep, hep, da hep, bir sorgulamak lazım. Mustara gibi kaleciye rağmen. Yani Mustara gibi kaleciye rağmen ee, iki tane gol yemeyi de Okan Hoca'nın bir yere not etmiş olması lazım. Peki sence ahiret sorusunu soruyorum abi. Sor abi. Yabancı kontenjanı Okan Hoca'nın işini şu an kolaylaştırıyor mu, zorlaştırıyor mu? <laughs> Acayip Aa, bir... abi şimdi bu sene 3 Türk'le başladıysak 3 Türk'le bitmesi lazım bu yılın. Ama dediğim gibi bu Ayçiçeği Mehmet Bey her an her şeyi yapabilir yani. Yarın kaldırdım diyebilir, sene sonu 5 beş yaptı, 5'e çıkarttım diyebilir. Yani bu, ben kendisine bir güveni, güvenilmez bir durum görüyorum yani. Güvenilmez ve biraz böyle gazlama görüyorum kendisiyle. Hani gidiyor ve duruyor, gidiyor, gidiyor duruyor gibi. Geri vitesler filan. O yüzden eğer değişmezse eğer değişmezse işte böyle yapacak işte Kerem Yunus. Böyle devam edecek yani. Yusuf da yabancı oynayacak. Ya Evet. Aynen. Abi bence 14 yabancı serbest kalsın. Ya yani 14-14 iyi sistemdi abi. Çok Hı -hı. iyi sistemdi ya. Yani. Futbol direktörü Fatih Terim getirdi. 14 yabancı, 14 yerli kuralı. Gayet iyi bir kuraldı. 28 tane oyuncu. 14'ün de bellisinden sonrasında da para veriyordu. Ondan sonra galiba. 10. yabancıdan sonra ekstra para Onu kaldırttılar. İşte böyle rüzgar gülü olup her şeyi kaldırırsam bugün yönetim için söylemiyorum. Zamanının yönetimi için söylüyorum. Bu işler böyle olur. Bir karar alacaksın, arkasında duracaksın. Yani bu bu kararı aldık. Değişti yani devrimler kolay olmuyor. Tabii. Levent Bıçakçı Türk futbol tarihinin devri hayatını, hayatını şeyini değiştirmiş federasyon başkanıdır. Gidişatını ne yaparak? Eşit para dağılım yaparak. Yüzde ellisi eşit dedi. Karşısında durmadılar mı? Dört büyükler ayaklanmadı mı? Ne oldu? Durdu arkasında devam. Oyuna devam oldu. Duracaksın. Şimdi karar al. De ki ben seneye beş yıl, seneye on, bir yabancıyı serbest bıraktım. Veya arttırdım kardeşim. Yedi artı dört yaptım. Ya ben karşı çıkıyorum. Ya ben yerli zorunluluğuna. Ama ne dersen ona de ki 5 yıl böyle olacak. Millet de bilsin yani. De ki 5 yıl boyunca bizim şeyimiz bu. Abi şöyle söyleyeyim zaten. Yapımız e, bu. Başta Galatasaray olmak üzere eğer bu kuralda herhangi bir değişiklik olmayacaksa elindeki bütün Türkleri gönderip yerine sadece yabancı statüsünde oynayan 5 adam transfer etmek çılgınlık. Ee, Galatasaray bunu bilerek yaptı diyorsun. Yani değişik ya bile... değişecek ya bilmiyorum. Şeyini aldı diye yapıyorsun. Ya diyorsun. öngörüsü var. Ya işte o zaman da o zaman da içeriden haber alanların şeyi bilmiyorum. olur. Buna ama, manipülasyon denir. Ama yani ben şeye oturtamıyorum zaman, abi yani şu transfer. O zaman, o zaman buna manipülasyon denir. İşte devre arasında değişecek diyorlar. de değiştir bunlar değiştir. Bu federasyondan benim şeyim yok. Ben ümidi kestim. Sizi gönderirler ben size söyleyeyim. Bir bir kurumu dediğini yaparsan zam daha uzun ömrün olur. Daha kısa olur. Bunu, Bunu herkese, herkese tavsiye olarak söylüyorum. Herkese iyi olmak diye bir... Bunu herkese tavsiye yani. olarak söylüyorum. Yani i̇ş yerinde de her dediğini yaparsan, kendin olmazsan bir gün derler ki kalk sen git. Başka benim oraya adam gelecek. Hayır diyecek. Haberiniz olsun şeyin yani. Şeyin olmasın. Ve haftanın sonuçları 6. haftanın. E, az önce söylediğimiz gibi açılışta Almanya Konya, Hatay'ı geçti. müthiş devam ediyor tabi. Antalya Spor'daki pardon. Evet abi orada neler oluyor ya. Yani Antalya Spor'da biraz işte demek ki fazla rüzgar olmuş onda da fazla rüzgar yapmışız demek ki. Yani o da bizim çıkış olduğu gibi iniş de olabilir ama sebebi Bu kadar iniş iyi olmaz. Çok arka arkaya evet çok sert oldu. Yani, yani evet. Yani bir 5 gol yok bir daha tamam 5 gol attılar ya Trabzon'a ondan sonra gol yok. Aynen. Yani işte yani olmaz o. Orada bir takım. Bir maç aldılar. iki maç tamam. Ya ben Adana Demirspor'u çok beğeniyorum hocasıyla falan. İyi ee, iyi top oynuyorlar. Ee, onun dışında böyle dikkatimi ya, çeken olsun. takım İstanbulspor enteresan. Diğerleri daha hala üretim aşamasında diyelim. Adana Demir deplasmanı da yani ya Konya bayağı tabii deplasman oldu. Konya bayağı iyi takım. Yani keşke her statta evet, evet. Öyle Konya bir bayağı, atmosfer olsun. Enteresan takım da onlar da işte 1-0 1-0. Gerçi pozisyona da girmeye başladılar eskiye nispeten. Şimdi önümüzdeki hafta Galatasaray tabii, Konya var mesela Cuma. Tabii Galatasaray Konya şimdi çok hiç gol yememiş takıma karşı çok golcü bir Galatasaray gözüküyor bir görüntüsü var. Pozisyonu ee, pozisyona çok giren bir Galatasaray görüntüsü var. Bakalım ne olacak? Evet, o Konya maç... öyle veya böyle bir maç hariç her maç gol attı. Evet. Yani demek ki burada da bir tane bir az, gol iki gol, gol atabileceğini atmasını bekleyebiliriz ama Galatasaray kaç atacak maçın sonucu da oraya belli. Oraya ama belli zaten çok yani. gol e, atamadı senaryoda bile Konya cesur oynuyor. Tabii tabii. tabii yani tabii, çok tabii. hani deplasman. Kapançık takımı değil. Şeymiş e, Seyran Tepeymiş Kadıköymüş kapan, geri vitesi yok kapan, ya. Yani. Kapançık takımı değil. Kapançık takımı Aynen. değil. Aynen. Ve sıralamada bu şekilde oluştu az önce ekranlara geldi e, ve Galatasaray'da ve Türk futbolunda damga vurmuş isimlerden Arda Turan futbolu bıraktığını e, açıkladı. Youtube'da e, Libre isimli Youtube kanalında. Hayırlı olsun. İzledi mi? İzlemişsindir herhalde. İzlemedim. Ha izlemedin. Ha? Ya eşi, eşi de Aslıhan Turan da galiba yayınladı. Bir de Libre diye bir kanal. orası da bizim Eray Sözen'i belki bilirsin. Eray girdi o iş. Ona da hayırlı olsun diyeyim. Yok, şey yapmadım. Yani sonuçta sağ içinde yaptıklarıyla yaşattığı her duyguya sağ içinde en azından teşekkür etmek lazım. Yani çok önemli bir kariyer izletti. Hayırlısı olsun bundan sonra teknik direktörlük hayatında da başarılı olacağını düşünüyorum. Aynen. Mutlaka Galatasaray'ın çevresinde olacak teknik gibi de duruyor zaten. Hayatına başka yerde başlasın. Zaten öyle olacaktır. Sonra da inşallah orada da başa başarılı olur ve Fenerbahçe'de e, Avrupa'da ikinci maçında Rennes deplasmanına çıkacak. E, nasıl bir maç bekliyorsun abi Rennes? Vallahi ben de maçtan olsa büyük. Maç sonrasında saat 12 civarında yayında olur inşallah. inşallah buradayım. Tabii zor maç. Çok zor maç. Kazanmaça ye yenilirse de hiçbir şey demeyeceğim. Yenerse de çok mutlu olurum. Önemli bir galibiyet almış olur. Açıkçası güzel bir futbol bekliyorum. Ee, savunmanın testini bekliyorum. Evet. Yani. Ee, öne geçtiği zaman bir başka test, geri düştüğü zaman bir başka test, ee, sıfır sıfırken bir başka test. Bunların hepsini göreceğiz. Şu ana kadar oynadığı en kuvvetli takım mı olacak? Fenerbahçe'nin. Ben Dinamo Kiev'i 63 dakika kendi ceza sahasına sokmayan Fenerbahçe'yi çok beğendim. Kendisi de pek bir şey üretemezse de. Ama işte bir şeyi yapınca bir şeyden de biraz feragat ed ediyorsun. Ee, en azından şu anda. Yani 63 dakika kaleye şut attırmadı. İlk gelen topta gol yedi. Ee, kendisi de o sırada bir sıfır daydı Öyle veya Hı. böyle. Dolayısıyla... pozisyonu bastı kaleci hatası. Aa, ben maçını merakla bekliyorum. Ben Fenerbahçelilerden de fark ediyorum ki. Fenerbahçeliler mutlular ve ümitliler. Yani çok bariz major hatalar olmazsa onların bu seneki mutluluğu ve ve umutluluğu maç maç değişmez. Maça göre değişmez. Vay lan e gördün mü gene kötü günler başladı demezler. Böyle acayip bariz hatalar olmazsa. Ee, bakalım bir kadrosu her hafta hani özellikle ön tarafı falan çok değiştiriyor. Gerçi şimdi bay geçti belki değiştirmez. Ee, ama bu Ren ve Alanya maçları mühim maçlar olarak duruyor. Ondan sonra zaten milli araya giriyoruz. Aynen. Fenerbahçe da tıpkı Galatasaray gibi o milli arayı en çok bekleyen kulüplerden biri olduğunu düşünüyorum. Ee, tekrar çünkü Serdar Aziz gelecek. O hazırlık maçı yapılabilir o aslında Olacak bir şey olacak ya. falan. Hani zaten milli takıma... Özellikle Galatasaray için. Giden oyuncu sayısı da o kadar çok değil. Yani Fenerbahçe'den bir şey. Özellikle Brezilya'dan hiçbiri gitmeyecek. Ee, Galatasaraylılar da öyle. Yani takımda çalışma imkanları artacak. O avantaj sağlar. Yani e, bilmiyorum şimdi takvimde. Belki düşünülüyor, planlanıyordur da ama... Mesela yani küçük, Çıtır hazırlık maçları olsam, olabilir. Okan Buruk yerinde olsam ben o, o bilgiyi alırım yani. hani. Kesinlikle en az iki tane maç yaparlar. Yani bir Salı-Perşembe 45'er dakikadan da olsa Tabii. biraz maç temposu diye bir şey var. Onu kazanmaları lazım. Fenerbahçe'de çok ona ihtiyaç yok da biraz takım kimyasına ihtiyaç var. Biraz idmana ihtiyaç ya var. Işte biraz o... duran top çalışmasına ihtiyaç var. Sen onları yapabilir. Ya orada da şimdi hoca oynuyor bir şeyler bulmaya çalışıyor ya da rakibe göre bir şeyler değiştiriyor ama şimdi oyuncu grubu orada da o kadar çok alternatifli ki. Bir yandan da birlikte oynamak da bir antrenman ayrı bir şey katıyor abi hani o uyum dediğim birbirine alışkanlık dediğin savunma attığı için önleri öndekiler tabii, için tabii, 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 tabii. biraz o da yani orada bir aslında ikilem var gibi bir durum ha. da var orada. Jesus Hoca şey diyordu. Çok fazla maç yaptığımız için çalışamıyoruz yani dinlenip terizmanı yapıp yeniden maça çıkıyoruz. Yani ekstra çalışamıyoruz diyordu. O fırsat milli bir, takım arası şimdi, şimdi, şimdi burada gelecek. Kısa metrajlardan sonra çünkü altı maç kalıyor Dünya Kupasına kadar. Dünya Kupası arası müthiş bir kamp dönemi. Herkes için. Tabii. Ee, mesela orada bayağı çalışırsın işte, fark yaratacak çalışmayı aslında orada yaparsın. Aynen. Ama bakalım yani burada ben bu dönüşten sonra yani İran bu milli ara dönüşünden sonra özel duran top organizasyonları falan da görmeyi bekliyorum. Olacağını da düşünüyorum. Evet yani zor deplasman. Ren e, geçtiğimiz sezon zaten burada acayip hücumcu bir takımdı. Bu sene de onu oynamaya çalışıyorlar ama kadrolarında bayağı bir değişiklik gidenler falan olduğu için biraz yeniden e, yapılanma dönemi. E, o yüzden Fenerbahçe için de bu bir şans olabilir umarız güzel uh, haberler gelir diyelim